Görüntü orta kadar evet, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çankaya kapısının önündeyiz. Dün akşam saatlerinde baro başkanlarımızla birlikte buraya geldik. Yaklaşık 20-25 baro başkanıyla geldik. Bugün bu sayımız daha çok artacak. Yaklaşık 60'a yakın baro başkanımız bugün bizimle beraber olacak. Doğrusu dün burada bazı hoş olmayan şeyler yaşandı. Başkanlarımızın meclise girmesi, özellikle Adalet Komisyonu'ndaki tartışmalara katılması yönündeki talebi reddedildi. Bizim bütün girişimlerimize rağmen bu konuda bir olumlu dönüş alamadık. Sadece 3 baro başkanının komisyona girmesi kabul edildi. Bizler de bu meselenin bütün baroları, bütün avukatları ilgilendirdiğini, dolayısıyla bütün baro başkanlarının bu salonda hazır bulunmasını, neden buna itiraz ettiğimizi doğrudan muhataplarıyla, yani parlamenterlerle, milletvekilleriyle konuşmamızın, onlara anlatmamızın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Halen bu noktadayız. Burada durmaya devam edeceğiz. Burada bu oturma eylemimizi sürdüreceğiz. Bu yasada geri adım atılıncaya kadar, ya da bu konudaki çabalarımızı görünür kılmak için sonuna kadar buradaki çabamızı, mücadelemizi, direnişimizi sürdüreceğiz. Bugün yapılması istenen mitingde maalesef valilik tarafından çok komik bir gerekçeyle iptal edildi. Biz bunun sadece ve sadece gerçekleştirmek istediğimiz, baroların, avukatların katılımıyla gerçekleştirmek istediğimiz savunma mitingine yönelik bir yasaklama olduğunun farkındayız. Eğer gerçekten böyle bir tehlike varsa, bu tehlikenin en büyük mağduru şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi, 150'ye yakın, hatta 100'e yakın hasta var. Mecliste tatil edilseydi biz bunu anlamış olurduk, ama meclisin çalışmaya devam etmesi ve mitingimizin ertelenmesi maalesef bu konudaki çabayı çok inandırıcı bulmuyoruz. Bugün baro başkanları olarak baroların yapısıyla ilgili görüşülmekte olan yasa değişikliğinin değişikliğiyle ilgili buradayız. Bu yasa barolarla, avukatlarla direkt ilgili bir yasa. Ve avukatların, baroların, hukukçuların görüşü alınmadan hazırlandı. Buna itirazımız var. Bizim de görüşümüz alınsın diye buradayız. Baro başkanlarımız burada. Biz içeride komisyonda bu yasa görüşülürken baro başkanlarımız dinlensin, onların fikirlerine başvursun, bunun sakıncalarını anlatalım. Bu yasa sakıncalı bir yasa. Güvenliği açısından vatandaşın hukuk güvenliğini tehlikeye atacak, yargı bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne zarar verecek bir yasa. Çoklu baro iddia edildiği gibi baroların siyasallaşması sonucu getirilen bir sistem değil. Aslında getirilmesi halinde baroları siyasallaştıracak, avukatları birbirine düşürecek ve savunma gücünü ciddi anlamda etkileyecek bir düzenleme. Biz buna karşıyız. Sesimize kulak verilmesini talep ediyoruz. Buradayız. Sabah 4'ten beri buradayız. Burada bir kısım sıkıntılar da yaşanıyor. Gazeteci arkadaşlarım bir kısmı içeri alınıyor. Baro başkanlarımız dahi içeri alınıyor. Gelirken zorluk çıkarıyor. Meclis aracıyla arkadaşlarımız içeride. Bu mücadelemiz devam edecek. Biz savunmanın etkin ve güçlü olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Umarım aklı selim galip gelir ve bu düzenleme geri çekilir. Bizim tasarıyla ilgili düşüncemiz çok net. Böyle bir tasarı ne Türkiye'de hukukun gelişmesine hizmet eder, ne vatandaşlarımızın hak aramasına daha katkı sağlar, ne ülkemizin daha fazla demokratik hale gelmesine yol açar. Bu teklif sadece ülkemizde yargıya duyulan güveni daha da azaltır, vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünü ortadan kaldırır, yargının bağımsızlığını,
bağımsız savunmayı ortadan kaldırmak suretiyle yok eder, bu ülkede zaten az olan demokrasi kırıntısını da tamamen yok eder. Hukuk devleti ortadan kalkar, adalet ortadan kalkar, adalet bir ülkede ortadan kalkarsa devlet de ortadan kalkar. Her bir devlet için kabul edilemez bir sistem. Aslında dünyanın hiçbir yerinde böylesine bir sistemde yoktur. Dolayısıyla çoklu baroyla birlikte avukatlar ve barolar daha fazla siyasallaşacak, daha fazla kutuplaşacak ve yargı artık tamamıyla iktidara bağlı hale gelecek. Dolayısıyla vatandaşlar haklarını ararken belirli yapıdaki barolara bağlı avukatları tercih etmediklerinde tamamıyla onlara karşı haksız şekilde davalar sonuçlanacaktır. Tüm tedirginliğimiz bu yöndedir. Yoksa bu teklifin geçmesiyle barolara ya da avukatlara bir şey olmaz. Burada çırpınışımız, itirazımız, anlatışımızın nedeni halkın bundan en fazla zarar göreceğidir. Dolayısıyla devletimizin zarar göreceğidir. Muş Baro Başkanı Rintaş, biz bölge barolarıyla birlikte dün yola çıktık. Yani bizim amacımız şu, daha önce de defalarca deklare ettik 80 baro, hatta 78 baro, bir şekilde de 80 baro da diyebiliriz. 80 baro da bu yasa tasarısının geri çekilmesini talep ettik. Yani gerçekten bunu anlamakta zorlanıyoruz. Yani iktidara yakın barolar bile bu tasarıya karşı. Yani herkes bu tasarıya karşı, bütün barolar karşı. Ama ne hikmettir, iktidar direniyor. Yani mutlaka bu yasayı çıkaracaklarını söylüyorlar. Tabii bu yasa çıkınca neler olur? Yani bu çok tartışmalı. İstanbul'a, Ankara, İzmir gibi barolarda birçok baro oluşturulacak. Tabii bunun da sakıncaları üzerinde bütün barolar hemfikir. Dolayısıyla biz şu anda buradayız ve burada beklemekteyiz. Tabii bundan sonra ne olacak? Aslında belirsizlik var. Yani çoklu baro tasarısı çekilir, nispi temsil gelecek diyenler var. Hem çoklu baro hem nispi temsil sistemi, ikisi de birlikte gelecek diyenler var. Doğrusu biz de şu anda bekliyoruz. Yani biz bu sürecin içerisinde değiliz maalesef. Yani bu yasa yapılırken normal şartlarda bütün demokratik ülkelerin hepsinde ilgililerin mutlaka görüşüne başvurulur. Ama biz burada baro başkanları olarak meclis kapısında bekliyoruz. Bizimle ilgili yasa mecliste şu anda komisyonlarda görüşülüyor ve biz bu yasa görüşmelerine maalesef dahil olamıyoruz, katılamıyoruz ve şu anda biz de normal bir vatandaş gibi dışarıda izlemeye çalışıyoruz.